Günler vakit azaldı. Ben Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadetinin senetlerine de değinecektim. Son iki dakikada çabuk çabuk onu da arz edeyim. Bakınız, Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin onlarca eserinde hem de onlarca hadis ve tarih eserinde Hazreti Fatıma-tüz-Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadeti ayrıntılarına kadar yazılmıştır. Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin eserlerinde var Cüveyni, efendim, Zehebi'nin üstadıdır. Mizanul İtidal Zehebi'nin eseri meşhurdur. Onun üstadı Cüveyni Feraidus Sımtayn'da açık bir şekilde kaydetmiştir ki dört tane kelime. Vakit olmadığı için o dört kelimeyi söylüyorum. Mağmumeten, mahzuneten, mağsubeten, mektuleten. Benden sonra ehli beytimden yanıma ilk gelecek olan Fatıma'dır. Ve Fatıma kederli olarak, dertli olarak, kederli olarak, hüzünlü olarak, hakkı gasp edilmiş olarak ve mektuleten, öldürülmüş olarak benim yanıma gelecektir. Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin onlarca aliminin kitaplarında bu rivayetler var. Farklı ibarelerle. Ehl-i Beyt alimlerinin kitaplarında Şeyh Tusi'nin, bakın, eserlerinde, Şeyh Sadık'ın eserlerinde, Şeyh Mufid'in eserlerinde, Allama Meclisi'nin eserlerinde. Bunlar Ehl-i Beyt mektebinin, Şia mektebinin varlık sebepleridir. Şeyh Tusi bu konuda Hazreti Fatıma'nın şehadeti konusunda diyor ittifak vardır. Bakın, ittifak. Şeyh Mufid Hazreti Fatıma'nın şehadetini yazmıştır. Şeyh Sadık şehadeti yazmıştır. Allama Meclisi, Şeyh Abbas Kummi, Allama Hilli, onlarca bu şekilde Seyyid İbni Tavuz, büyük alimlerimiz, müştehitlerimiz şehadeti yazmışlar. Ve 14 asır içerisindeki şairler 1. asırda, 2. asırda, 13. 14. asırda Hazreti Fatıma'nın şehadetini yazmışlar. Rabbim bizleri Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın değer verdiği değerlere göre yaşayanlardan takdir eylesin. Rabbim Hazreti Fatıma'nın